Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir börek tarifim var. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık sulu sulu muhteşem bir börek. Mutlaka siz de bu tarifle deneyin derim. Gördüğünüz gibi böreğim nar gibi kızardı. Şimdi bu böreği nasıl yaptım sizlere teker teker anlatacağım. Baklavalık yufkayla böreğimizi yapacağız. Elde açmanıza gerek yok. Belki de hiç denememişsinizdir baklavalık yufkayla börek. İçerisine peynir kullanacağım kalıp peynir gördüğünüz gibi burada yaklaşık 350 gram kadar peynir var bu kadar yeterli olacaktır peynirim tuzlu eğer siz tuzsuzsa peyniriniz tuz ekleyebilirsiniz öncelikle bir çatal yardımıyla peynirimi güzelce eziyorum gördüğünüz gibi sıçratmamaya dikkat ediyorum peynirimin tamamını bu şekilde eziyorum bu böreğin muhteşem bir sosu var. Bu sos zaten böreğe lezzet veriyor. Sosu muhteşem. O yüzden bu sosu mutlaka dikkatli bir şekilde izleyin. Hemen sos malzemeleri ama alıp size göstereyim. Gördüğünüz gibi tüm malzemelerim karşımda. Hemen bahsedeyim. Süt kullanacağım. Bir su bardağı kadar. Yarım çay bardağı sıvı yağ kullanacağım. Bir paket kabartma tuzu kullanıyorum. 1 adet yumurta ve 1 yemek kaşığı dolusu yoğurt. Yoğurdu siz isteğe göre çıkartıp ya da ekleyebilirsiniz. Şimdi sosumuzu güzelce yapmaya başlayalım. Öncelikle bir tane derin bir kase alıyorum. Kasenin içerisine yumurtamı kırıyorum. Bir çırpma teli alıyorum ve çırpma teliyle güzelce yumurtamı çırpıyorum. pürüzsüz olmasına dikkat edin. Bu kadar yeterli. Hemen içerisine bir yemek kaşığı yoğurdumu ekliyorum. Yoğurdumu da hafif yumuşatıyorum çırpmış olduğum yumurtayla beraber. Yoğurdu da iyice dağılana kadar çırpıyorum yumurtayla beraber. Bu kadar yeterli. Sonrasında içerisine sıvı yağını ekliyorum. Sonrasında süt ekliyorum. 2 çay bardağı olarak ekleyebilirsiniz sizde. Sonrasında bir paket kabartma tozunun tamamını içerisine boşaltıyorum. Bu böreğinizin kabarmasını sağlayacak ve arasındaki tüm boşlukların pişmesini sağlayacak. Güzel bir şekilde tüm malzemelerimi birleştiriyorum. Bu sosu tüm böreklerinizde kullanabilirsiniz. Çok güzel ve çok lezzetli oluyor. Sizler de mutlaka deneyin. Böreğimizi yapalım. Tepsinin içerisine yağlı kağıt serdim üzerine hemen ilk yufkamı alarak başlıyorum. Baklavalık yufkalar ince olduğu için biraz ayırtırken zorlanabilirsiniz. Hemen ilk yaprağımı güzel bir şekilde tepsinin içerisine aldım. Kenar uçlarını içe doğru bükebilirsiniz fazlalıklarını. İkinci yaprağı da diğer tarafa doğru boşluğu kapatacak şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra hemen sosumdan üzerine gezdiriyorum bir fırça yardımıyla. Bu şekilde damla damla dağılmış oluyor. Her yerine gelecek şekilde güzelce serpiyorum. Böreğimi birkaç kat daha bu şekilde devam edeceğim. Her iki katta bir üzerine sos döktüm. Sonrasında üzerine peynir yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi birkaç kat daha üzerine kapattıktan sonra tekrar peynir gezdirdim. En sonunda üstünü de tamamını kapattıktan sonra tüm yufkan bittikten sonra tüm sosu üzerine döküyoruz. Kenarlarını da fırça yardımıyla bastırıyorum. Sonrasında bir bıçak yardımıyla böreğimi kare kare dilimleyeceğim. 1-2 dakika bekledikten sonra dilimlerseniz hem üst katman yumuşamış olur. Hem de yırtılmaz böreğiniz. Böreği 200 derecede yaklaşık 35 dakika kadar pişirdim. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Muhteşem bir lezzet. İçi sulu sulu dışı çıtır çıtır. Sosun verdiği lezzet zaten ayrı bir güzellik katıyor. Siz de mutlaka bu tarifle deneyin derim. Umarım videomu beğenerek izlemişsinizdir. Yeni videolardan haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.